Merhaba. Makinelerle, aletlerle çalışırken istemesek de saat camlarımız çizilebiliyor. Bugün saat camlarındaki bu çizikleri temizlemenin çok kolay bir yolunu göstermek istiyorum. Bugün üzerinde çalışacağım ve camını temizleyeceğim saat yaklaşık 50 yaşında bir saat. Rus Vostok firması tarafından üretilmiş. Buradaki diğer saatler de Vostok firmasının ürettiği saatler. Burada iki tane amfibi modeli var. Bir tane de Komandiski modeli var. Bu saatler 200 metreye kadar basınca dayanıklılığıyla biliniyor. Ve hepsinin ortak özelliği çok düşük sıcaklıklarda ön camda yoğunlaşmayı engellemek için bir tür plastik malzemeyle kapatılmış olmaları. Yani ön kısımları bir cam ya da mineral değil. Ve kolaylıkla çizilebiliyor. Hele ki eliniz sürekli makinelerin içerisinde alet edevatla uğraşıyorsanız çok kolaylıkla çiziliyor. Oldukça kıymetli koleksiyon saatleri. Ben özellikle 24 kadranlı bu modeli çok seviyorum. Akrep 24 saatte bir tur atıyor. Böylece saate baktığınızda sabah 10 mu, akşam 10 mu olduğunu görebiliyorsunuz. Herhalde en çok taktığım saatim de budur. Bu saatin camını temizlemek için bezelini kağıt bantla kapatacağım. Daha sonra ıslak zımparayla camı temizledikten sonra cilayla parlatacağım. Bu aşamaları da sizinle paylaşacağım. Yakın planda saatin camındaki çiziklere bakıyoruz. Saatin camında uzun süreli kullanıma bağlı olarak oldukça derin sayılabilecek çizikler var. Şimdi saatin bezelini kağıt bantla kapatacağım ve daha sonra parlatmadan sonra tekrar yakından bakacağız. Saatimin bezelini kağıt bantla maskeledikten sonra yaklaşık 24 saattir suyun içerisinde beklettiğim zımpara kağıdımı kullanacağım. Bu zımpara kağıdı burada da görmüş olduğunuz 1500 gritlik bir zımpara. Bulabiliyorsanız daha yüksek numaralısını, yani 2000 gibi zımpara kağıtları bulabiliyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Zımpara kağıdının arkasında ıslak ve kuru yazması önemli. Çünkü bunu ıslak olarak kullanmamız gerekiyor. Kuru zımparalamada sonuç çok başarılı olmuyor. Ve ıslak zımparalama yapabilmek için en azından bir gün zımpara kağıtlarını suyun içerisinde bekletmemiz gerekiyor. Benim yaklaşık bir gündür, hatta benimkiler 24 saati geçmiş durumda şu anda. Zımpara kağıtlarımız suyun içerisinde. Camı bir miktar ıslatıyorum. Bu saatler 200 metreye kadar su geçirmediği için oldukça rahatım bu konuda. Islak zımparalamanın bir özelliği var. Daireler çizerek yapmıyoruz. Hareketimiz sürekli aynı yönde olmak zorunda. Çizikler tam olarak kayboluncaya kadar bu işlemi yapacağım. Saatin camı matlaşacak. Bu sizi korkutmasın. Bu yöntemi otomobillerin far camlarında uygulamak da mümkün. Zımparalama işleminin ardından saatin camını kurutuyorum ve kurumanın ardından bozlu cam benzeri bir görünüm alıyor. Daha sonra Vikaül marka maden cilası, aslında gümüş cilası olarak satılıyor. Bunu iyice çalkalayarak kağıt mendil, kağıt havlu ya da tuvalet kağıdının üzerine bir miktar döküyorum. Pamukla denediğimde çok iyi sonuç alamadım. En iyi sonucu kağıt ürünlerle aldım. İnternette çok garip rakamlara satılıyor ama hırdavatçılardan bu cilanın şişesini 3 liraya alabiliyorsunuz. Çok yakın zamanda 3 liraya aldım Ankara Ulus'tan bir hırdavatçıdan. Çok fazla bastırmadan sabırlı bir şekilde saatin camına cilayı uyguluyorum. Saatimizin camı hem saydamlaştı, hem parladı, hem de tüm çiziklerden kurtulduk. Şimdi yakın planda saatin camını size bir kere daha göstereceğim.
1500 grit ile yaptığımız ıslak zımparalama ve cilalamanın ardından saat camındaki yüzeysel çiziklerin tamamına yakınından kurtulduk. Saatin yaklaşık 50 yaşında olduğu düşünülecek olursa, derin çizikler ve camın içerisindeki toz parçaları için yapacak çok fazla bir şey yok. Yine de istediğiniz zaman saatinize bu işlemi uygulayarak saatinizin camındaki çiziklerden rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Her defasında çok ince bir tabakayı aşındırdığı için rahatlıkla defalarca uygulanabilecek bir yöntem. Bu çalışmayı izlediğiniz ve paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Yeni çalışmalarda, yeni videolarda görüşmek üzere.